Yeni gelin. Evet abi, kayıttayım. Sevmiyorum o lafı ya. Hoşuma gitmiyor. O zaman geceden bahsedelim efendim. Evet. Az daha aşağı mikrofonu alalım. Heyecanla geldik. Tabii ki ben böyleysem İrem nasıldır? Onu düşünemiyorum bile. Çok çaba sarf ettiği ve çok çalıştığı bir akşam olduğunu biliyorum. Az bizler de onu alkışlamaya geldik. Eminim ki harika bir akşam olacak. Heyecanla bekliyoruz sahneye çıkmasını. Böyle tabii geceler, böyle sahneler çok daha önemlidir sanatçılar için. İrem Hanım'ın da bir hayaliydi burada sahne almak. Sizin öyle bir hayaliniz var mı? Var tabii ki, Harbi hepimizin hayali. Biz İrem'le aynı sene çıkış yaptık. O bu sene başardı burada olmayı. Biz de önümüzdeki yaz için uygun tarihleri, önümüzdeki sene burada sahne almak için hazırlıklarımıza başladık. Çok keyifli tabii ki yani. Herkesin bence hayalidir burada sahneye çıkmak. Mutlaka konuşmuşsunuzdur sahnesinden. Bu akşam da izleyeceksiniz. Çok çok güzel olacak. Gerçekten dediğim gibi çok emek ve çok çaba sarf etti. Çok çalıştı. Haftalardır provalarda, kıyafetleri, dansları, her şeyi. Diyorum ya, ben böyle heyecanlıysam İrem ne durumda onu bilemiyorum. Ben de sabırsızım onu alkışlamak için bu akşam. Yeni evlendiniz. Evlilik nasıl gidiyor? Biraz oradan bahsedelim. Evet, kaç gün oldu? İşte 10-12 gün falan oldu. Pek görüşmüyoruz. Yani o havada olduğu için, ben de stüdyoda olduğum için görüşemiyoruz. Arada işte o İstanbul'da olduğunda ben ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Bizim de konserlerimiz var. İşte hafta sonu küçük bir turnemiz vardı mesela. Oradan geldik. Aralarda falan. Çok fazla bir değişiklik olmamış. Evlenmeden önce de zaten görüşemiyordunuz. Evet, evlenmeden önce de görüşemedik. Evlendik, yine görüşemiyoruz. Zaten çok uzun bir ilişki. Yani bizim arkadaşlığımız 7 sene önce başlamıştı. Birbirimizin içini, dışını, huyunu, suyunu, her şeyi biliyoruz. Ben Charlie'yle tanıştığımda kaç yaşında? 22-23 yaşında. Küçücük bir çocuktum yani. Hala ona aynı aşk ve aynı sevgiyle. O da bana karşı öyle. Yıllardır giden bir ilişki var. Evliliğe döküldü, imzalar atıldı. Artık resmi bir ilişki. Ama dün tabii ki çok konuşuldu, çok yorumlar yapıldı. Giymiş olduğunuz gelinlikler çok konuşuldu ve bu gelinlikleri hayranlarınıza... Evet. Bir tanesini, gelinliklerden bir tanesini ulaştırmayı başardım. Geçtiğimiz hafta İzmir konserinde, geçen hafta sonu. Şöyle, yani siz de yayınlarsanız çok iyi olur. Bir gelinlik daha var. Ama bu gelinliklerin hepsi tabii benim vücut ölçülerime göre yapıldığı için çok mesaj geliyor bana, tahmin edersiniz ki. Binlerce mesaj geliyor. Anlamadığım şey, erkeklerden bile bana gelinliğin hediye et diye mesaj geliyor. Arkadaşlar, bu öyle bir şey değil. Bu gelinlikleri hediye etmemin sebebi vücut ölçüleri bana uygun olan genç kızların giymesini bunu sağlamak. O yüzden biraz zorlanıyoruz şu anda. Hem benim boyumda olması lazım, hem üstüme dikildiği için benim kilomda olması lazım. Ben o kızları arıyorum. Bir tanesi gitti, iki tane daha var. İnşallah onlar da yakında sahiplerini bulacak. Onlara da hediye edeceğim. Gelinlikler evin ortasında kocaman poşetlerin içinde, gamboşların içinde bekliyor. Bunlar bir an önce gitsin istiyorum, sahiplerini bulsun. Buradan da mesajı göndermiş oldum. Evet, buradan mesajı göndermiş oldum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir fotoğraf alalım. Şöyle.